Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Fotoğrafın Arkasındaki Hikaye adlı serimizin birinci videosuna geldiniz. Böyle bir video yapmaya karar verdim. Çünkü birçoğunuz biliyordunuz, bilmeyenler için söylüyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifliğinden federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yapmış bulunmaktayım ve aynı zamanda silah, atış, taktik eğitmenliği görevlerinde bulundum. Tabii yıllarca, neredeyse 11 yıl bu işin içinde olduğum için değişik değişik fotoğraflarım var elimde. Bu seride ben ne yapacağım? Bir nevi bu fotoğraflardan bir iki tane seçeceğim. Ekrana koyacağız. Fotoğraftaki yani olay neydi? Onu biraz anlatacağım. Aynı zamanda fotoğrafın üzerinde işte artık teçhizatları neyse varsa üzerinde onların yorumunu yapacağım. Neyse, bu kadar. İlk olarak Rockford, Illinois şehrinde polislik görevi yaptığım zamanlarda bir tane olay yerine, kız kaçırma olay yerine beraber partnerle, komiserlerle falan gitmiştik. Bayağı büyük bir olay. 10 yaşında bir tane kız kaçırılmış ve gerçek kaçırmaydı bu. Federal bir suç oluyor. Tabii biz, yerel polisler bizim mıntıkamız olduğu için biz gidiyoruz buraya. Evet, görebiliyorsunuz bu fotoğrafta ben, benim partner, komiser ve şüpheli diyelim. O zaman adam sadece şüpheliydi. Biz neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Görebiliyorsunuz şüphelinin hemen önünde benim komiserim var. Komiseri tam göremiyorsunuz. Benim solumda benim ortak var. Halen konuştuğum bir arkadaş. Evet, biraz kilo almış kendisi ama şu an daha da iyi bir konumda. Eski üniformalarımız bu arkadaşlar. Rockford'da biz çalışırken ilk başladığım zaman üniformalarımız açık maviydi. Ama böyle bir 2-3 yıl açık maviyle çalıştıktan sonra tamamıyla lacivert yapmışlardı. Pantolonumuz da aynı renk olmuştu. Açık mavi üniformanın kötü yanı neydi? Birçok kötü yanları vardı. Abi sabah akşam ona buna dokunuyorsun. İşte elin oraya falan şey oluyor. Üniforman rezil oluyordu. Çok çabuk yıkamak zorunda kalıyordum ve profesyonel gözükmüyordu. Aynı zamanda kalem. Benim üniformamın şurası hep mürekkeple doluydu. Bayağı berbattı. Şurada ben kelepçe anahtarını kullanıyordum. Sürekli insanlara kelepçe dediğim için buralar hep siyah olmuştu. Şuralar hep siyah oluyordu. İyi gözükmüyordu. Ama o üniformamız, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Üniformada tabii beni görebiliyorsunuz burada. Elim cebimde. Ya, ortam biraz rahattı. Ondan dolayı elimi cebime koymuştum. Üniformanın üzerinde görebiliyorsunuz. Yanda benim Safariland ışıklı bir tane 3. seviye silah kılıfım. 3. seviyede ne oluyor arkadaşlar? Silahta 2 tane değişik düğmeye basıyorsun o silah kılıftan çıkabilmesi için. Bir düğmeye basıyorsun, kılıf öne gidiyor. Öteki düğmeye basıyorsun, geri çekiyorsun. O şekilde silah dışarı çıkabiliyor. Ve 3. seviye ne diyorlar? Bir de bu düğmelerin önünde böyle bir kalkan gibi bir şey var. Önden birisi elini attığı zaman düğmelere basamasın diye. Hemen onun yanında görebiliyorsunuz zaten anahtarların falan var asılı. Onun yanında benim şurada kelepçem var ve biber gazım var. Hemen silahımın arkasında bir tane benim açılan jopum var. Jopun arasındaki şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar, o yuvarlak bir çember var. O da ne içindi? El fenerini böyle koyarsın, orada durur. Ya da büyük bizim joplar vardı, tahta uzun joplar var ya, onu koyardık. Bazı eski polisler, 30 yıllık falan polisler koyardı, öyle devreye gezerdi arabadan dışarı çıktıkları zaman. Ben şahsen hiçbir zaman kullanmadım. Ama üniformanın parçasıydı, oraya koymuştum. Hemen onun arkasında görebiliyorsunuz arkadaşlar başka bir tane, ikinci bir kelepçem var. Telsizi bir görebiliyorsunuz arkadaşlar. Telsiz soldaydı. Soldan çıkartıp şöyle sağ omuzum üzerinde şuraya takardım. Ve içeriden bir kabloyla buraya gelip kulağıma kulaklıkla takardım. Bu şekilde kimse telsizin sesini duymazdı. Sadece ben duyardım. Şu anda sadece bu kadar görebiliyoruz. Burada olay neydi? 10 yaşında bir tane kız kaçırılmıştı. Ve bize dedikleri kadarıyla bu konuştuğumuz şahıs bu kızın kaçırılmasıyla ilgili olan birisiydi. Halbuki bu adamla konuştuk, kafayı yemiş, kafadan kontak birisiydi. Onun alakası bile yoktu. Kafadan kontak olduğu için herkes bu deli kaçırmıştır falan demişti. Gerçek kaçırmaydı. Kızın annesiyle babası ayrıydı. Babası gelip gizliden kızı kaçırmıştı. Kıza herhangi bir sorun olmadı. Sonra gidip bu kızı bulup geri getirmiştik ve babası bundan dolayı tutuklanmıştı. Ama bir şey olmadı çünkü mahkeme kararıyla verilen bir şey var. İşte anne bu kadar kızı alacak, çocuğu alacak, baba bu kadar alacak. Herhalde babanın alması gereken bir zamandı ve anne vermek istemiyordu. Böyle bir karmaşa olaydı. Ama bayağı büyüktü yani. Olay yerindeyken biz bunu bilmiyorduk. Bu sonradan çözdüğümüz için biliyorduk.
Görebiliyorsunuz burada arkadaşlar, elimde not defterim var. Not alıyorum burada. Not alırken üzerindeki teçhizatı tekrar görebiliyorsunuz. Dediğim gibi anahtarlarım var. Hatta body'ye gitmek için o kartım bile var, body'ye giriş için. Kemerimin tam ortasında bir tane ekstra anahtarım var. Arabanın anahtarı. Oraya koyardım, bayağı sağlam durduğu için. Görebiliyorsunuz iki tane değil de üç tane şarjörüm var ekstra. Her bir tanesi 15 tane mermi alırdı, 40 kalibrelik. 16 tane de silahım da olduğu için arkadaşlar ne oluyor? 45, işte 61 tane mermi üzerimde. Sadece tabanca mermisi taşıyordum. Hemen onun arkasında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim AR-15 mermisi, 30'luk mermi. Orada 28 tane mermi içerisinde koymuştum. Üniformada üzerime bakarsanız görebiliyorsunuz. Mikrofondan bir tane başka kablo tişörtüm içerisine giriyor. O işte kulağıma giden şey. 3-4 tane kalemim var. Sağda şu üstte hemen ismim yazıyor. E, Kaya diye. Solda Amerikan bayrağı. Burada üzerinde hemen rozetim ve başka bir tane kalemim. Ve üniformanın içerisinde tabii kurşun geçirmez yeleğimizi giyiyorduk. Vay be. Ne kadar gençmişim. Hay gidi gençliğim be. Burada benim yaşım herhalde 28 arkadaşlar. Daha yeni polistim ben. Bir yıllık falan. Ve burada görebiliyorsunuz ekranda. Bunlar da kızın ailesi. Yani şikayet eden kişilerde hatırladığım kadarıyla. Benim komiser üstte duruyor. Çok sevdiğim bir insan. Gerçekten mükemmel bir adam. Bayağı yardımı dokundu bana. Bayağı şey öğrendim. Bizim bütün departmandaki en akıllı adamdı diyebilirim. Gerçekten. Yani adam, bak biz olay yerine giderdik. 30 yıllık polislerle falan her türlü soruyu sorardık. Ama bir nevi yani duvara vurduk artık, yani çıkmaza geçerdik. Neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Komiseri arardık. Buydu genelde bizim komiser. O olay yerine gelirdi. Bir iki soru daha sorardı bizim hiç düşünmediğimiz. Ve olayı çözerdi ya. Bu kadar akıllı bir adamdı yani. Tipine baksan saçı dökük, esmer, göbekli. Gerçekten adamdan saymazsın. Yani görünüş olarak bahsediyorum. İşte o yüzden her zaman bikinin görünüşü kalmayacaksın. Adam inanılmaz akıllıydı. En iyi polislerden birisiydi departmanda. Tekrar beni görebiliyorsunuz. Eller yine cepte. Ulan kim eğitti beni acaba? Hatta yandaki polis var ya, beni eğiten polislerden bir tanesi oydu. O zaman partnerimdi. Telsizimi görüyorsunuz. Telsizin hemen arkasında el fenerim var. Ve hemen arka cepte eldivenlerim var. Ve görebildiğiniz o iki tane parlak şeyler var ya kemerimde olan. Onlar iç kemerle dış kemeri, polisin hani palaska mı diyorsun? İç kemerle dış kemeri birbirine tutan, kaymasın, çıkmasın diye. O. Ve gördüğünüz gibi kelepçem. Abi işte böyle olaylar ya. Her yere gidiyordun, herkes uyuşturucu kullanıyor bilmem ne. Artık öyle bir duruma gelmiştik ki. Normal bir aile gördüğümüz zaman vay be ne oluyor falan diyorduk yani. Her gittiğimiz yer uyuşturucu kullanan. Şu şununla kavga ediyor, şu bununla yapıyor, artık yani bıkmıştık. Daha ben orada bir yıllık falan polistim. Elim cebimde yani takılıyorum. O kadar rahatlamışım yani, hesap etsene. Neyse, olay bitti. Ben ve partner burada bu konuyu konuşuyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz deyip. Buradan hatırlıyorum ben. Arabaya binip başka bir adres verilmişti bize. O babayla alakalıydı ama tam babanın evi değildi. Oraya gidip soruşturmamıza devam etmiştik. Olay bu kadar arkadaşlar. Aklıma geldi böyle bir seri yapmak. Dedim ki herhalde hoşunuza gider, sürekli bana teçhizat hakkında sorular soruyorsunuz. Sürekli fotoğraf göndermemi, göstermemi istiyorsunuz. Ben de fotoğraf gösterirsem fotoğrafın arkasındaki hikayeyi anlatayım dedim size ya. Böyle bir konsept düşündüm. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu konsept hoşunuza gidiyor mu? Eğer gidiyorsa lütfen videoya like atın ve yorum olarak yazın ki elimde bir sürü fotoğraflar var. Elimde FBI'dan fotoğraflar var, elimde eyalet polisinde fotoğraflar var, yerel polislikte fotoğraflar var ve aynı zamanda dedektiflik fotoğraflarım var. Yani bayağı fotoğraflar var elimde. Hoşunuza gidiyorsa like atarak ve yorum yazarak bana bunları bildirebilirsiniz ve ben ona göre bu seriyi sürekli devam ettiririm. Ama bunu nasıl karar vereceğim arkadaşlar? Yorumlar ne diyorsa ben ona göre hareket edeceğim. Bence bayağı keyifli olur. Anlatacak bayağı hikayemiz var. Size gösterecek bayağı fotoğrafımız var. Neyse arkadaşlar, bu serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.